üniversite okumuyorsun. Büyük bir önyargı olabilir. Ödevlerle, quizlerle, sınavlarla vesaire uğraşmıyoruz. Bir yere başvurunca diplomam var mı diye soruluyor. Diplomam yok diyeceğim. Ardından adamın önüne bir liste koyacağım. Tahmin et bakalım o liste ne listesi olacak? Biliyorsun ki şu anda Coursera, edX gibi platformların yükselişiyle ve aslında YouTube'da da MIT Stanford'ın açtığı open kurslar. Üniversite acaba gerekli mi şu an? Çünkü bütün derslere ulaşabiliyoruz evet, aslında. Böyle bir soru var insanların aklında. Bunun sebebi de dediğin gibi birçok platformun şu an çıkmış olması. Özellikle Türkiye'de Udemy bu bolca kullanılıyor. Online eğitimde çok fazla çeşitlilik söz konusu. Yani bugün üniversitede aldığın bütün dersleri online olarak alabilmen mümkün. Ve bu şöyle bir avantaj sağlıyor sana. Birincisi seni fiziksel olarak bir okula, bir üniversiteye gitmekten kurtarıyor. Evet. Bu büyük bir avantaj. Çünkü bazı öğrenciler uzaktan gidebiliyor üniversitelerine. Büyük bir zaman kaybı. Günde 2-3 saat yolda geçen öğrenciler var. Şimdi bu bir zaman kaybı. Ben aslında bunu tam olarak zaman kaybı olarak da nitelememiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü üniversite tamam sadece oraya gidip derse girmek ve geri gelmek değil aslında. İnsanlarla etkileşime geçiyorsun ve sosyal yeteneklerini de geliştiriyorsun aslında bunun içerisinde. Ders içerisinde de dediğim gibi yine hocalarla etkileşime girerek. Aslında online eğitimin en büyük sıkıntısı da benim açımdan bu. Hocayla etkileşime girememek, takıldığım bir noktada soru soramamak. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Şimdi bu konuda birazcık haklısın açıkçası. Biz tabii ki de online eğitim esnasında ben kendi evimde bilgisayarım karşısında yapıyorum bu eğitimi. Kalkıp hocayla birebir canlı olarak soru soramıyor olabilirim. Fakat bu konuyla ilgili bu eksiğimizi tamamlayabildiğimiz ortamlar, platformlar mevcut açıkçası. Şu şekilde oluyor bu da. Kursların tartışma bölümü var. Bir konuyu bitiriyorsun, izliyorsun o videoyu, dersi. Onun hemen altında o dersle ilgili öğrenciler takıldıkları noktaları soruyorlar. Hoca bizzat kendisi cevap veriyor. Bu konuda aslında takıldığımız noktaları o şekilde giderebiliriz ve bir de şöyle bir avantajı var. Biz mesela anlamadığımız bir nokta olduğunda durdurup ona internetten bakabiliyorum ben. Evet. Ya da tekrar tekrar hocanın söylediği şeyi başa sarıp tekrar tekrar izleyebiliyorum. Bu benim konuya... Odağın kaçtığında örneğin mesela ders içerisinde. Aynen mesela şimdi üniversitede ders dinlerken ister istemez bir 20-25 dakika sonra odağın dağılmaya başlıyor. Bu zararlı bir şey. Biz bunu yaşamıyoruz mesela. Odağım dağıldıysa durduruyorum videoyu. Şimdi ben burada bir şey söylemek istiyorum buna karşı bir fikir olarak. Evet biz de üniversiteye gidip derse giriyoruz fiziksel olarak. Evet. Ama senin söylediğin tüm bu şeyleri akşam evimize geldiğimizde biz de yapabiliriz. Yani online şekilde MIT'nin, Stanford'ın, Coursera'dan herhangi bir kursa katılıp dediğin tüm avantajlara aslında üniversite okuyarak da sahip olabiliriz. Böyle bir imkanınız mevcut fakat bunun şöyle bir sizin için dezavantajı olacak. Siz hem bir derse okulda hem o dersi görmek için vakit kaybediyorsunuz. Hem de üzerine evde geliyorsun, açıyorsun online platformu, bir de orada izliyorsun. Orada totalde 2x sen zaman kaybediyorsun. Evet. Ama ben bunu tek seferde yapabiliyorum. Sadece video izleyerek o konuyu x sürede öğrenip, senin tekrardan o online platformda video izleyerek harcadığın sürede ben o öğrendiklerimi çoktan uygulamaya geçirmeye başlamış oluyorum. Bilgilerini derinleştiriyorsun aslında aynen, o sürede. İstersen de bu öğrendiğin bilgileri pratikte kullanabilirsin. Yani bu da şu demek oluyor. Kendi projelerini, kişisel bireysel projeni geliştirebilirsin. Evet. Ve bunu üniversite okuyan birine göre okumayan birisi daha fazla proje geliştirebilir. Evet, tam proje demişken şöyle bir şey var. Şimdi biliyorsun bir proje gerçekleştirmek için aslında bir ekip olması gerekiyor elimizde. Evet. Yani bireysel projeler de geliştirebilirsin tabii ki ama genel olarak büyük bir proje yapıyorsan özellikle bir evet, ekip olması gerekiyor. Evet. Ve üniversitenin sağladığı tek avantaj aslında gidip orada derse girmek değil. Aslında biraz bu yönünün dışında oradaki network, dediğim gibi farklı insanlarla tanışmak, bu gibi avantajları aslında üniversiteyi daha çok öne çıkaran noktalar olmaya başladı. Evet, haklısın. Fakat bu üniversiteye gitmemiş, online platformdan öğrenen kişiler için de geçerli aslında. Neden? Nasıl geçerli? Şu şekilde. Şimdi LinkedIn gibi platformlar var biliyorsun. Sadece LinkedIn'de yok. Farklı platformlar da var aynı şekilde. Bu tarz platformlar altında sen yaptığın projeleri paylaştığın zaman, bireysel olarak geliştirdiğin projeleri paylaştığın zaman orada bu alanla ilgili başka insanlar senin paylaşımının altına yorumlar yapıyor.
sana özelden mesajlar atıyor. Evet, tam bu insanlardan bahsetmişken aslında benim sormak istediğim bir soru da, üniversite okumuyorsun ve bu birçok insanın için büyük bir önyargı olabilir. Evet. Dediğim gibi gerek şirketlere girme konusunda, gerekse çalışma, ortak bir arkadaş, çalışma arkadaşı bulmak konusunda. Aynen, şimdi bir yere başvurunca diploman var mı diye soruluyor. Soruluyor, evet, bu konuda çok haklısın. Özellikle ülkemiz şartlarında bu, yani olmazsa olmaz gibi bir durum şu an. Çünkü insan kaynakları ekiplerinin benzer bir temada ilerlediğini görüyoruz. Evet. Önlerine CV geliyor. İlk baktıkları şeylerden bir tanesi hangi üniversiteden mezun olmuş, not ortalaması nedir gibi şeyler oluyor. Bunu kırmak nasıl mümkün olabilir? Zaman olarak daha avantajlı konumda olduğumuzu söylemiştim. Çünkü ödevlerle, quizlerle, sınavlarla vesaire uğraşmıyoruz. Evet. Biz peki o ekstradan elde ettiğimiz zamanla ne yapıyoruz biliyor musun? Bol bol proje yapıyoruz. Evet. Yüksek sayıda mesela üniversite okuyan birisi 2-3 proje geliştirebiliyorsa bir dönem içerisinde. Okumayan birisi 6-7 tane geliştirebilir. Onun daha çok vakti var. Ve biz de ne yapıyoruz öyle bir durumda? Bize mesela gittim bir iş başvurusuna. Bana dedi ki nereden mezunsun dedi. Ben diplomam yok dediğim zaman tabii ki de direkt ön yargıyla yaklaşacak. Evet. Fakat ben işte orada önüne bir liste koyacağım. Tahmin et bakalım o liste ne listesi olacak? Yapsın projeler. Tabii ki yani. Ve bu projelerde öyle hani başlayıp yarıda bitmiş projeler de olmayacak ayrıca, onu da belirteyim. Bunlar cidden ilgilenip tamamladığım direkt projeler ürün olacak. Aşamasına ürün yani. Aşamasına geçmiş projeler olacak. Çünkü gel üniversitenin sıkıntısı olur ya. Yani. Ürün aşamasına değil, aynen, daha çok hani bir proje ödevini vermek adına. Ya aynen öyle olur. Ama şöyle söyleyeyim yani şimdi, sen sınavlar, vizeler, quizler bunlara zaman kaybı gözüyle bakıyorsun. Ama ben aslında bunların da insanlara birçok yetenek kattığını düşünüyorum. Çünkü o stresle başa çıkabilmek, belirli bir sürede yetiştirmen gereken final, buna çalışmak, bu stres altında çalışmak. Tüm bunlar da aslında tamamen bir vakit kaybı değil. İnsana birçok şey de katabilir. O konuda evet, yani tabii ki de orada aslında sınav esnasında yaşadığın bütün tecrübeler senin gerçek hayatında da uygulayabileceğin şeyler bir noktada. Yani bir noktaya kadar. Fakat burada elde ettiğiniz tecrübeler zorunluluktan kaynaklanan tecrübeler birazcık. Hani sen o üniversiteyi okuyorsan o finale girmek zorundasın. Yoksa notun düşecek yani zaten bunun evet. için orada birazcık şey çabalıyorsun. Şimdi bizim bu konuda birazcık mental açıdan güçlü insanlar zaten üniversite okumamayı tercih ediyor. Yani sen orada tamam biz zorunlu bir şekilde sınava girmiyoruz. Bazı şeyler bize zorunlu tutulmuyor. Ama biz bunları nasıl aşıyoruz? Başta zaten bu yola girdiysek mental açıdan güçlü insanlarız. Özgüvenimiz tam. Kesinlikle yanlış anlaşılmaması gereken bir konu bu. Çünkü üniversite okumamak senin rahat yani rahat kalmak için yaptığın bir tercih değil aslında. Evet. Aksine daha zor bir yol. Aynen, daha zor bir yola giriyorsun sen. Hayatında alabileceğin en büyük risklerden çünkü birini alıyorsun. Ön yargı olacak her zaman karşında, üniversiteden mezun değilsin. Bu ön yargıyı kırmak için senin daha fazla çalışman evet, lazım. Daha fazla çalışıyorsun, daha çok proje yapıyorsun. O iş başvurusu konusunda da dediğim gibi sen o insan kaynaklarına yaptığın bütün projeleri gösteriyorsun. Eğer yazılımcıysan GitHub hesabını açıyorsun. Orada yaptığın contribution'ları gösteriyorsun. Ki şöyle bir nokta var, ona değinmek istiyorum. Genelde hani üniversiteyi okumadıysan eğer birazcık kendi işini kurma isteği olur o kişinin içerisinde. Hani girip bir şirketten çalışmaktan ziyade o kadar boş vaktim var, üniversiteye gitmiyorum. Ben bunu kendi şirketim kurayım şeklinde değerlendirecektir büyük ihtimalle. Ama tam bu noktada yine dediğim gibi ön yargılar işin içerisine giriyor. Çünkü dedim, kendi şirketini kurma konusunda da yine yatırımcı bulman gerek. Ve evet, yatırımcı aslında yatırımcının yatırım yaptığı şey sen değilsin. Senin projen. Evet. Ama yatırımcının sana bir güven duyması gerekiyor. Bu projeyi geliştirebileceğine ve bundan para kazanacağına emin olması gerekiyor. Zaten beni dinlemesi için, benim projemi duyması için başta beni bir tanıması, bir güvenmesi gerekiyor. Evet. O konuda çok haklısın. Şimdi bu güvende hani şu şekilde söyleyeyim sana. Diplomayla olacağını pek düşünmüyorum ben bu güvenin açıkçası. Yani kalkıp bir yatırımcı benim... Ben bir yatırımcıya mail yoluyla ulaştım. Bir şekilde onunla iletişim haline geçtim. O saatten sonra zaten yatırımcı beni dinleyip fikrimi duyduktan sonra bana diplomam var mı yok mu şeklinde bir soru soracağını düşünmüyorum. Daha çok neye bakacaktır? Benim geçmişte yaptığım projelerime, hani elle tutulur bir şeyler yapmış mıyım ya da mevcut ona sunduğum fikir ne kadar değerli, evet, ne kadar gelecek vizyonlu, gelecek vaat eden bir proje. Daha çok bunları yatırımcılar ön planda tutarak hareket ediyorlar. Kalkıp da o kişi üniversite okuyor mu okumuyor mu
buna pek bakıldığını düşünmüyorum. O yüzden belki o açıda da bir engel yok aslında. Bu çok aslında biraz insan bazlı, subjektif bir konu. Bu aslında insanların koyduğu bir bariyer ve bunu kırabilmiş insanlarla karşılaşmak gerekiyor. Bunun yüzdesi de giderek artacaktır diye düşünüyorum açıkçası yani ben. Çünkü artık iş bazlı olması gerekiyor diye düşünüyorum. Bu noktaya gelindiğinde artık ben üniversite okumayıp doğrudan kendisini online platformlara yönlendirerek, buradan geliştirerek kendi işini kuran veya herhangi bir işte çalışabilecek konuma gelen bir insanların sayısının artacağını düşünüyorum. Burada söylemek istediğim şöyle bir şey var. Çalışması gerekiyor, proje üretmesi gerekiyor bu insanların. Şimdi bu mecburiyeti kendi içerisinde nasıl sağlayacak birisi? Çünkü üniversiteye gittiğin zaman vizeler oluyor, finaller oluyor, ödevler oluyor. Bunları sağlaman lazım mezun olmak için. Evet. Bunun için sana dayatılmış bir mecburiyet var aslında dışarıdan. Çalışman aynen. için sana bir motivasyon sağlıyor. Motivasyon geçici olabilir ama mecburiyet, kalıcı. Öz mecburiyeti nasıl sağlıyorsunuz? Bu öz mecburiyet, öz mecburiyet terim güzel oldu. Biz öz mecburiyetimizi nasıl sağlıyoruz? Şimdi şöyle söyleyeyim sana. Zaten bu tamamen bizim mental olarak kuvvetli olduğumuzdan dolayı biz kendimize bu zorunluluk olduğunu kabullenebiliyoruz. Yani ben istersem sabah 9'da kalkmam, 8'de kalkmam, 11'e 12'ye kadar yatabilirim. Ama ben zaten üniversiteye gitmemişim. Büyük bir risk almışım hayatımda. Ben bunları boşuna mı yaptım? Önceden bir şeyleri kabullenerek yaptım. Sanki yani normal mesai saatleri gibi sabah 9, akşam 5, 6 o saatler arasında full ben çalışacağım. Kendimi başta buna inandırmışım. Bunu yapacağıma güvenmişim ki ben zaten bu riski alarak üniversiteye hiç gitmemişim. Yani bu yüzden bunu her insan yapamaz aslında. Yani birazcık kişinin kendini tanıması gerekiyor. Bu konuda özgüvenli olması gerekiyor. Özgüven, öz mecburiyet. Aynen öz yani mecburiyetli olması gerekiyor. Bu hissine sahip olmak gerekiyor. Aynen. Ki insanlar da aslında bu pandemi dönemi de bunun için bir şans oldu aslında. Çünkü evet, biliyorsun evet. insanlar üniversiteye gidemedi, liseliler liseye gidemedi. Uzaktan çalışmak zorunda kaldı herkes. Ve birçok arkadaşım benim, üniversite çevremden olsun, diğer arkadaşlarım bu pandemi koşullarında odaklanmak, çalışmak konusunda çok büyük zorluklar yaşadılar. Bu aslında insanlara bunu senin dediğin olayı simüle etmesine sebep oldu. O küçük bir simülasyon gibi. Ve birçok insan da aslında çok zorlandı bu dönemde. Aynen yani bu dönemde zaten hani notlarda düşüşler yaşandı, insanlar dersleri bıraktı tamamen, katılmadılar. Bu ne demek oluyor? O kişi eğer üniversiteye gitmeseydi yapmazdı zaten. Evet. Kendi başına bir çalışma sarf etmezdi. Bu konuda gerçekten üniversitenin vakit kaybı olduğuna inanıyorsanız bu konuda çok inançlı olmak gerekiyor ve gerçekten çalışmak gerekiyor. Aynen. Yani ciddi anlamda çok zorlayıcı bir yol. Eğer bu yolu seçecekseniz zaten hayatınızdaki en büyük risklerden birisini alıyorsunuz demektir. Evet, ve bunu gerçekten inanarak yapmanız gerekiyor. Başka türlü hiçbir şekilde kesinlikle yani zarardasınız. Olmaz.